Ayşe kanalına hoş geldiniz. Bugün Ayşe'yle beraber böyle küçük sizlere son zamanlarda aldığım kitapları göstermek istiyorum. Aslında ben aldığım kitapları çok göstermekten yana değilim ama izlemeyi sevdiğim için böyle ara sıra belki gösterebilirim diye düşündüm. Göstermeyi sevmememin sebebi de şu, henüz okumadığım için çok bir şeyden bahsedemeyeceğimi düşünüyorum ama göstereyim dedim, yani bir farklılık olsun. İlk önce boş dolaplar geldi, sırasıyla göstereceğim. Bunu aldım hem yazar Nobel Edebiyat Ödülü kazandığı için hem de bu kitapta kendini yeniden inşa etmeye çalışan genç bir kızın hikayesi yazıyor. Yazarın bu kitabını tercih etmemin sebebi buydu. Sonra Candan son zamanda çıkan, hatta sanırım Ocak'ta çıktı. Aralık'ta çıkmış, pardon. 2022'nin sonunda çıkmış. Kedi ve Şehir'i aldım. Açıkçası bunu alma sebebim birazcık kapağı, yani çok tatlı bir kapağı var. Normalde hani kitapları kapağına göre çok yargılamıyorum ama sonra yine kitap, bunlar kitap yurdu siparişlerimdi bu arada. Büyük Balığı aldım. Bunu ve bunu, Hayatını Değiştirmelisin. Ebru Aykaç'ın videosunda gördüm bu iki kitabı. Böyle kendisi çok şevkle anlatıyordu bu iki kitabı. O yüzden de ben de hemen videoyu izler izlemez kitap yurduna koştum. Ay bu arada isim verdim ama reklam falan değil yani. Bilemedim ne söylesem. Sonra yine bir videodan etkilenip aldım. Araf'ta. Bundan Melikşah Altuntaş'ın videosunda görmüştüm ve bu anlatır anlatmaz çok etkileneceğimi, çok seveceğimi düşündüm. Aynı zamanda yazarın çok esprili bir dili olduğu için eğleneceğimi de düşünerek aldım. Bu kitabı çok bekletmeyi düşünmüyorum. Umarım gerçekleştirebilirim bu düşüncemi. Son olarak da Lanetli Tavşan. Bunu da seveceğimi düşünüyorum. Yine böyle biraz rahatsız edici fantastik öyküler varmış içinde. Ve bunun da tasarımını çok beğendim. Yani renkleri falan. Valla ellerinize sağlık herkesin. Bir de öykü okumayı sevmediğimi her videoda illaki araya bir sıkıştırıyorum. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Ve bu da bir öykü kitabı. Öyküleri bırakmıyorum. Onlar da beni bırakmıyor bir şekilde. Devam ediyoruz. Bugün YKY'ye uğradım ve John Williams'ın Yok Geceden Başkası kitabını aldım. Bu kitapta da kişisel bir karanlığın kaynağına yolculuk cümlesi çok dikkatimi çekti. Yazarın daha önceden Stoner kitabını okumuştum ve çok çok sevmiştim. Yok Geceden Başkası'nı da yine böyle kışın okurum diye tahmin ediyorum. Göstermek istediğim son kitaptan geçen videoda bahsettiğim bir yazarın, Claire Keegan'ın bir kitabı, Mavi Tarlalardan Yürü. Bu kitabı okuduktan sonra Emanet Çocuk kitabını da okuyacağım. O da bende bir yerde var diye hatırlıyordum ama bulamadım. Belki de yoktur, ben öyle hatırlamışımdır, bilmiyorum. Böyle aslında bir alışveriş daha yapmıştım ama o bekletildi. Aldığım kitapların basımı yokmuş, yeniden basılacakmış. Onlar geldiğinde de belki bu videoda
sanmıyorum gerçi ama başka bir videoda gösteririm diye tahmin ediyorum. Öyle yani. Aldığım kitaplar böyleydi. Aslında videoyu dün bitirecektim ama bugün ilk defa Sister and Harvest'a geldim ve birazcık bir şeyler söylemek istedim hakkında. Tatlı, samimi bir kafe, her şey vegan ve tiramisu'su çok güzeldi. Hala tadı damağımda. Sonrasında da rulo lezzetlere gittik. Genellikle burayı tercih ediyorum ama bugün beni birazcık üzdü. Yine de en iyi mücver burada bence. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.